İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiaları dün akşam saatlerinde dillendirilmişti. Biraz önce biz bu iddiayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduk. Ve Bakan Soylu böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan hiç kimse yoktur dedi. Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medyayla paylaşılmamasını isteriz dedi. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır ki kendilerinden söz ettirmektir ve istikrarı sarsmaktır açıklamalarında bulundu. Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır demişti. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır vurgusunda bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından da yine ilerleyen saatlerde Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklamada bulunmuştu ve haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti. Ancak böyle bir suikast girişimi var mı, bir tehdit bilgisi geldi mi? İşte bu konu bugün çok tartışılmıştı. Bunu biz de mecliste nöbetçi bakan olarak gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduk. Bakan Soylu da net bir şekilde bir kez daha bunun altını çizmekte fayda var. Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir dedi. Bu tehditlerin her zaman var olduğuna dikkat çekti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama biz bunların kamuoyuyla paylaşılmamasını isteriz. Çünkü terör örgütlerinin bir hedefi daha vardır ki kendilerinden söz etmek, istikrarı sarsmaktır dedi. Ancak Bakan Soylu'nun açıklamalarında dikkat çeken bir nokta vardı ki o da ay bazlı baktığımızda terör örgütleri yaklaşık 1300-1400 kişi için bu tarz eylemlere yönelik girişimlerden ihbarlarını biz alıyoruz dedi. Hiçbir ihbarı küçümsemiyoruz, hafife almıyoruz. Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz vurgusunda da bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bu konuya dair açıklamalar bu yöndeydi diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki Sultan Akdoğan, teşekkür ediyoruz.